Anlatacaklarım var'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Burak Türk. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? Allah'a şükür. Neden rent-a-car açtın? Hayat bizi oralara götürdü. Ya, müzik yaptık işte 15 seneye yakın. Sonra kazancı tatmin etmedi. İşler sıkıntıya girdi işte. Gezi Parkı olduğu bir dönem sıkıntı yaşadık. Sonra pandemi oldu. Baktık işler sıkıntıya giriyor. Sonra ticarete atıldık. Yani olması gereken bu, şu anda öyle düşünüyorum. Sen muhasebecilik okuyordun herhalde üniversitede. Evet, evet. Nasıl karar verdin bu solistliğe? Üniversitede takıldığımız mekanlarda sahne almaya başladım ufak ufak. Sonra baktım ki üniversite çok bir şey katmayacak bize. O yönde ilerledim. Şimdi şöyle, belli bir yaşa kadar çok güzel bir iş. Yani sonuçta mekanlarda yiyorsun, içiyorsun, üstüne de para alıyorsun. Her şey bu şekilde gidiyor. Güzeldi ama belli bir yaştan sonra artık tatmin etmemeye başladı. Yani ya komple devam edeceksin, bütün hayatını ona adayacaksın ya da artık daha düzenli aile hayatına geçecektin. Anlatabileceğin bir olay var mı bize? Bir gün yeni bir mekan açıldı işte, ismini vermek istemem, Kızılay'da böyle lüks mekan yapmış adamla henüz düşünmüş. Grup olarak çıkacağız, bize hiç sormadı abi. Adam fiyat söyledi direkt, bu paraya çıkar mısınız diye, biz de çıkarız dedik. İyi para verdiler herhalde. Para iyiydi. İşte cuma akşamını istedi özellikle. Dedi ki yabancı şarkı biliyor musunuz? Biliyoruz dedik. Hani ama hiç şu tarz bu tarz diye söylemedi bize. Hani Rumca falan okuyoruz bazen. Tidoy'un Rumca okuyoruz. Repertuarda var mı yabancı? Var. Neyse sahneye çıktık işte. İki gitar var. Bir klarnetimiz var. Bir baterimiz var. Bir de klavyemiz var. Abi içeri bir girdik. Mekan tıklım tıklım. Ama bir tane masa. Hani komple kapatmışlar mekanı meğersem. Adamlar düğün salonu tutmak yerine mekanda düğün yapalım demişler. Biz oynaması falan istemiyoruz. Sadece yabancı müzik istiyoruz. İşte blues çalsın, jazz çalsın. Benim ekibe bir bakıyorum abi. Hiçbirimizde yok. Klarnetçi geliyor, abi ne yapacağız be ya diyor. Çocuk şey şoklar. Dur dedim Allah büyük. Bir iki şarkı söyledik, patron geldi ya dedi. Bunlar yabancı istiyormuş. Dido'yu okuduk Rumca. Sonra patron geldi işte dedik ya dedi. Sahneyi fazla uzatmayayım. Bir ara verin, bir şarkı okuyun ondan sonra bitirin dedi. Neyse abi, çocuklar ne yapacağız, ne içeceğiz falan. İşte oradan dedim, biraz sağlam bir vodka yapıp gelin işte. Abi gecenin sonunda, gece 2.30'a kadar çaldık o gece. En son halay çekiyorlardı o. Grup. Karşı taraf rock var, orası boşaldı, biz hala tıklım tıklım. İstekleri hep peçeteye mi yazıyorlar? Yani peçete yazan oldu, patlamış mısırın üstüne yazan oldu. Patlamış mısırın üstüne yazan oldu. Paranın üstüne adam 10 lirayı 2'ye bölmüş, işte 5 lirasını bir istek, 5 lirasını şey. Yani mantık o. Yani 2 5'lik yapmamış, onu 2'ye bölmüş. İlkini yolluyor, bunu çalarsan ikincisi de gelecek. Sağ ol, Allah razı olsun. Şey mi, sonra bantlıyor musun ortadan? Yok abi ya, tık baksana tutuyorsun çocuklar. Hiç rent-a-car'da dolandırıldın mı ya da böyle başkası yerine imza atan falan oldu mu? Garip bir olay. Geçenlerde bir olay oldu. Şimdi tam da pandemi dönemi, herkes maske takıyor tabii. Gelen maskeli. Gördüğümüz iki tane göz, kaş, başka bir şey yok. İşte ofiste oturuyoruz, bir arkadaş geldi kapıdan, ama ben sizin komşunuzum zaten, karşı binada oturuyorum, seni tanıyorum ben abi falan, Burak abi falan deyince ben dedim çocuk beni tanıyor herhalde ben. Hiç aklıma da gelmiyor, bir tane arabamız vardı, plakasında ismim yazıyor işte. Üstteki de işçilik. Çocuk orada kalkmış herhalde. Neyse, geldi gitti bir araba kiraladı işte, kıza geçen diye verdik. Parasını ödedi, ikinci arabayı kiraladı, parasını ödedi, üçüncü arabayı kiraladı, Düzce'ye gitti. Bir trafik cezası yemiş abi, yani ard arda. Herhalde bir saat içinde 3 tane ceza yemiş çocuk. Senin kameraları var. İnatla basmış oğlum. Hiç basma yazıyor işte. Şey gibi, hani bir tane yemişsin değil mi? Nasıl olsa ödemeyeceğim diye geçmiş. Belli zaten. Niyeti evrakları öyle. İşte biz de mahkemeye verdik. Ücretini talep ettik falan. Bizim avukat aradı. Ya dedi Burak Bey, böyle böyle siz hani alakası olmayan birine icraya vermişsiniz. Dedim nasıl olabilir böyle bir şey? İşte şahısın ismi bu. Şahısın resmini yolladılar bana. Bu mu sizden arabayı kiralayan diye. Abi ne bileyim ben, maskeyle geldim herhalde budur. Ehliyet kimliği de var çocuğun. Sonra bize başka bir resim yolladılar. Dedi bu mu? Evet dedim, bu çocuk. Meğersem adamın çalışanıymış. Ehliyet kimliği alıyor. Kendi resimlerini yapıştırıyor. Garanti bankasına gitmiş. Özür dilerim. Banka ismi. Bir bankaya gitmiş. Adamın mobil bankacılığından işte. 25 bin lira kredi çekmiş. Onunla çatır çutur kızlaymış. Bize de cezayı kilitlemiş gitmiş. Kırmızı Kaliforniya'sı olacağını işte abi haberler cayır cayır haber veriyor işte. Bir yılda 12 tane haber yakaladım. İşte 1.10 vermiş. Bütün işe girenlerin hepsi 1.10 kazanmış. Deli bak. Bana tek kapı bir Mercedes'imiz vardı. Onu Antalya'da bir çiftliğe bıraktık. Bir tır dolusu solucanı aldık geldik Ankara'ya. Çiftliği kurduk. Her şey iyi güzel. 3 ortans. Şimdi haberlere baktım. Evet güzel para var bu işte. Gübrenin maliyetini hesaplıyorsun. Gübre 2 lira. Bizim organik gübremiz. Çiftçinin aldığı normal gübre de 10 kuruş. Zaten çiftçi kazanamıyor. Kime satacaksın? Sonra dediler ki solucan satarak para kazanılıyor. Hafta sonu herkesi topluyorum işte sağımda solumda memur kim varsa evde besleyebilirsiniz ya da burada kiralayıp burada besleyebilirsiniz diye. Abi 8 defa organizasyon yaptım. Bir defa satış yapamadım. Kilolarca et gitti. Mangal. Her yerde mangal. Adamlar üst üste geliyor. Geçen hafta karar veremedik. Düşündük ama bu hafta bir daha gelelim. Oğlum işte mangala geliyorsun. Bari doğruyu söyle yani, değil mi ya? Mangala geliyorsun. Neyse en son. Baktım olmayacak bu iş. ODTÜ mezunu 3 tane arkadaş geldi. İler biz bir iş yaparız. Tamam dedim, tam size gireyim inşallah.
Ne yaptın sonra, sattınız mı? Sattım ya. Yemin ederim hayatımdaki... Çıkarabildiniz mi peki şeyi? Karnı sattım. O çocuklar... Etlerin parasına gitmiştir. O çocuklar nasıl bir satış yaptı, büyüttüler mi hiç bilmiyorum ama sanmıyorum yani. Tam o tip var. Transporter alıp böyle yıldızlı tama. Arabayı kaplatmak. Ben doblocuyum aslında. Göbekten sonra doblocu. Yok dostum. Ya benim araba fantezim şöyle. Amerikan arabalarını severim. Genelde. Amerikan arabalar evet. Da çok güzel ama. Eski klasiklerim oldu daha önce de. Onun dışında spor araba da tabii öyle şeyim var ama çok arabasını böyle düşük, sürekli yıkayan bir insan değil. Daha bir hayli araba var. Yani öyle çok araba düşkünlüğüm yok işte açıkçası. Elinize geçen en pahalı araba neydi? Corvette'im vardı. Corvette. Evet. C5. Aslında farklı bir arabaydı. Şu an neden? Şimdi ticaret yapıyorsun, Porsche'um oldu bir dönem işte, alıp satıyorsun. Bazen sahneye gidiyordum, gittiğim uzak yerler vardı, mesela Porsche, Jeep vardı orada, onunla gidiyordum. Sahneden aldığım para yakıtı karşılamıyordu. Sunucumuzun ne arabası var? Renault Megane. 2021. Megane, maşallah. Yok, o benim adım. Sunuculuk bayağı kazandırıyoruz. Sunuculuk hiç kazandırmıyor. İşte, şu an kazanmıyoruz ama yani... Yönetmenlik kazandırıyor mu peki? Bilmem, onu yönetmenimize sormak lazım. Benimle de program yapın siz, kaç para kazanıyorsunuz? Her şeyin reklamını yaparım. Bugün atıyorum, izlendi kanal 1 milyon falan böyle takipçinin olmaya falan başladı. O zaman bunlar da hala yayında olacak. Olsun işte, nereden geldiğimizi unutmayız biz bro. Son olarak sana abi şeyi soracağım. Oğuzhan Uğur'a ikiz kardeşi kadar benziyorsun. Abi kardeşini de biliyoruz, kardeşinden daha çok benziyorsun. Şimdi önce Oğuzhan Uğur'dan özür diliyorum. Seni bu hatta bittik buna, kusura bakma. Ya adam diyecek abi yapma. Adamı yaktınız abi şu anda. Böyle daha sevmediğim bir adam olsa hiç tepki vermezdim buna. Benziyorum falan da ama olsun olur. Güzel bu karakter ya. Kızınız var sanırım. Evet, 3 aylık daha yeni. 3 aylık ben gördüm. Resmen babasının tıpatıp aynısı. Kızım baba, hani erkek olsa erkek çocuk benzesin. Kızım babaya benzemesi biraz tuhaf oldu. İnşallah fiziği bana benzemez. Yüz tamam abi, yüze yapacak bir şey yok da. Yine saçları falan biraz annesine benziyor ama. Saçı yok çocuğun şu anda. Yani şöyle bayağı bir para sıkıntı değil. Bir araba alıp binmek istiyorsunuz şu anda. Hangi araba olurdu o? Tabii Bugatti falan demek var da şimdi şöyle bir şey var. Realist olalım. Yani tutup da Ankara yollarında. Altını sürte yani, sürte gidersin. Ne alırsın en baba? Range Rover alırsın son modelini yani, onu alırsın herhalde. Tabii çok hiç Range Rover'lu bir tip yok sizde. Daha çok böyle kamyonet tarzı arabalar. E30 alırdım falan. Evet. Kamyonet mi? Yok ya ben... Ranger mesela. Amarok. Mustang alırdım abi ya. Mustang ya. 67 bir Mustang'im olurdu yani. Alırdım ben. Chevrolet Impala mı Mustang mi? Mustang tabii canım Chevrolet. Mustang. Mustang. Hayır diyoruz çocukluk ama şimdi işte... Bunun yanında günlük kullanacağım başka bir araba illa ki. Mecbur olacak bu yani. Mustang mi Megane mi? Mustang yapacağım. Megan ne yapayım? Neden siz benim arabamı küçümsüyorsunuz? Küçümsemiyorum ama kıyasladığı arabaya bakar mısın? Yani şimdi biri... Mustang mi Doblo mu? Doblo. Net bu arada. Geçenlerde Mustang aldık. 2010 model. Onda bir video attım. Hani çok öyle okuyum değildir ama işte. Herkes millet evlilik olsun. Araba Mustang olunca attım abi. Yani. Birbirimizi kandırdık. Yani benim olsa ben de atarım. Hani. Range Rover'ım var bir dönem. V8 bir Impala'm var. Polo'm var otomatik. Bir tane de Broadway'im var. İşte araba serim bu. Neden şey yapıyorsun böyle? Bir şeyden başlayayım. Broadway abi bunu neyle koyacaklar artık? Ya Broadway reklam değil. Broadway reklam mı yani? İşe gidiyorum işte. Hep Broadway'li. Kız arkadaşım işte. Bugün de Impala'yla mı gitsem? Ne yapacaksın ya? Çok yakmıyor muydum? Broadway'li. Hayatım bak klas mekanına gidiyorum. Arka sokağa park edersin. Yemin ederim. Önce haftada bir gün hava almayı diye böyle çıkartıyordum. Bir tür atıp geliyordum, koyuyordum kapının önüne. Şeyden böyle çocuklar hani şey yaparlar ya böyle oyuncağıyla oynar ondan sonra şeyi kaldırırlar. Ya şey çok tuhaf oluyor. Millet hani Broadway'le geziyorum. Arkadaşlar diyor ki oğlum sen hasta mısın diyor. Sen problemli misin lan diyor. Hani ne işin var bu arabaya? Şeyle gezseydiniz o otomatik olan mı? Onu da gerçi eşiniz kullanıyordur. Yok kullanmıyordu, o da kapının önünde yatıyor işte. Yani hepsini çekmişim kapının önünde. Sabah ben onları selamlarım böyle. Oradan Broadway'im hatta gidiyor. Derken böyle elimde hepsi toplandı. Broadway nereden geldi onu hatırlamıyorum. O kendiliğinden gelmiş değil mi? Bir şey yok. 3 defa sattım bak. 3 defa vadeli sattım abi. Hep eş dost istedi. Sattım abi. Her seferinde ödeyemediler. Geri aldım arabayı. Çok ilginç. Bumerang gibi araba atıyorsunuz geri. Arkadaşlarım da vardı da kış lastiği yok diye. Bir tane Broadway'de kış lastiği. O da başka Broadway. Arabada kış lastiği var. Onunla gittik. Abi arabanın kaloriferi çalışmıyormuş. Ben ne bileyim. Dedim ki Umut bak arabanın kaloriferi çalışmıyor. Gelirken üşüdük. Abi sıkıntı yok dedi. Ben mutfaktan bir küçük tüp ayarlarım dedi. Ne yapacağım küçük tüp? Arabanın içinde yak. Arabanın içinde yak şey bir de çakmağı çak.
Neyse, umuta dedim senin yapacağın işin kesin. Rezil ettin bizi diye. Peki Broadway mi, Mustang mi? Broadway. Broadway bir almış. Az yapıyor diyorlar. Benim işin gidişi... Gösterge bozuk da abi, hep dolu gösteriyor, yolda falan kalıyorsun. Ne kadar güzel. Ama arabanın şu huyu var, abi her seferinde atıyorum benzinli 3 km var. Gaz bitmeye başlıyor ve liste ediyorsun. Hı. Ama her seferinde de o araba tam benzin önüne kadar gelip duruyordu. Helal olsun. Ama öyle. İşte öyle de vefalı bir araba. Ya o kadar araba. Arabanın içinde Broadway. Adam Mustang varmış, etronlarmış. Şöyle bir şey var, araba teneke yani zaten. Uçuyor. 100 km geçince önü kalkıyor. Tabii canım, o araba. Evet evet. O pavyonda şarkı söylediğiniz mi? Şimdi şu pavyondan kastederken konsomatris çalışan yerler mi ya da adı pavyonlar mı? Aşağı doğru inilen yerler diyeyim ben. Yok, orada hiç söylemedim. Üst katta bir pavyonu söylüyor. Yani bir gün bir mekana gittik. Ben tabii pavyon olduğunu bilmiyorum oranın. Böyle türkü vardı, girdik. Türkiye'ye çünkü ismi. Solist bir tane ablamız var işte. Kaş göz falan böyle. Kız arkadaşım da var yanımda. Bir grubuz yani, 8 kişiyiz. Kızlı erkekli. Bir tanesi Londra'dan gelmiş falan. O çocuğa çok üzüldüm yani. Kemal bizim. İşte benim kız arkadaşımın arkadaşıyla aralarını yapacağız. Konfeti falan patlattıracağım. Güya plan o. Ortamda bizden başka 3-4 tane daha kadın var. Oturuyoruz işte sohbet falan, 2 dakika sonra karşımdaki kadın baktım öbür masada. Hoş beş muhabbet, o kadın öbür masada. Öbürü öbür. Lan o biri kadınlar masa geziyor. İlk başta fark edemedim ben. Olayı. İşte konfeti falan patlatıyoruz falan. Kafalar güzel. En son hesap geldiği zaman fark ettim oranın pavyon olduğunu. Hesap geldiği zaman. Yani, ödediniz mi peki? Ya ödeyebildiniz mi? Tabii. Ha tamam, o zaman sıkıntı yok. 8 kişi hesaba girdik hep beraber. Normalde bir kişi ödeyecek. Ben hallederim dedim hesabı görünce. 8 kişi yapalım. Abi 8 kişi zor kurtardık zaten. Her kadın şöyle bir fantezisi var ya, pavyon görmek istiyorlar ya. Çok fazla kadın var böyle. Erkek pavyon de var. Ama normalde pavyon kültüründe normal kadınlar da gidebilir. Hani tamam orada çalışan kadınlar var ama normal kadınlar da gidebiliyor. Evet. Ama tabii hangi erkek sokmak ister de orası ayrı. O da ayrı bir mevzu yani. Yine Broadway konusuna geleceğim. İzmir'de Broadway diye bir pavyon var. Çok meşhur sponsorumuz olabilir. Pavyon burayı keseriz. Pavyon mu? Pavyon mu? Broadway'deyiz. Story atıyorsun Broadway. Yalnız yanında pavyon. Mesela eşi arıyor neredeyse, Broadway'deyim. Pavyon olduğunu kimse düşünmez. Sizin için aslında kurtarılabilir bir yanı varmış oraya gitseniz. Neredesin? Broadway'deyim. Ha yani arabadasın. Evet tabii. Broadway. Bu gene Broadway ya. Pavyon mu? Pavyon mu? Broadway mi? Pavyon mu? Pavyon maceramız oldu. Genelde şöyledir. Pavyona ben nasıl giderim abi? Şehir dışından bir arkadaşım gelecek. Dostum seni nereye gezdirelim? Anıtkabir var seçeneğimiz. İşte Atakule'yi görebilirsin. Yani Ankara'nın belirli Hacı Bayram'a götürüyor. Çıkmıkçılar yokuşu. Abi pavyon varmış burada ya. Çok meşhur. Emin misin? Eminim. Hep öyle gittim abi. Hep şehir dışından gelen arkadaşlarımı, dostlarımı sırf onlarla beraber ortamı görsünler. Şimdi bulduğum bir tane kuzenim var. İlle de pavyon. Ya yapmayın dedim bak. Öyle bir yok, ille de giderim. İyi dedim. Peki giderim. Abi gittik. Konsomatisten geliyor işte, merhaba hoş geldiniz diye. Gelen geçen Bulut'un saçını okşuyor. Kadınların hepsi. Ya ne kadar tatlıymışsın sen falan. Bulut diyor ki abi bu kadın bana yazıyor. Yok oğlum öyle bir şey yok. Oğlum bak kadın meyve yollamış. Öyle bir şey yok. Kadın bana mandalina yollamış diyorum. İkram. Lan oğlum bak öyle bir şey yok diyorum. Ben çağıracağım konuşacağım diyor. Bak Bulut yapma kafası da güzel. Kadın geldi işte masaya oturdular falan böyle. Ben diyorum yazarlar diye ya, ne yazacak diyor. Yazıyorsa yazsın bir tane içtiği işte. Hadi sadece bu işi neden yaptığını soracağım diyor. Saat Bulut iptal. Kaç tane içti kadın hatırlamıyorum. Evet, Ankara'da pavyon önerisi var mı? Pavyon önerisi... Sen bir tane söyle, ben bir tane söyle. Ben bilmiyorum ki. Hep şey o Çankırı Caddesi'nden otobüste geçerken gördüklerim. İşte bir tanesini söyleyeceğim. Ben de öyle yapacağım. Sanki ben de müptezel değilim. Ben de bir tanesini, en çok tabelasını beğendiğimi söyleyeceğim. Bir tane şey var. Dış Kapı Adliyesi'nin orada Deniz Kızı var. Evet, Deniz Kızı görüyorum orada tabela. Otoparka girerken tam. Huzur ev falan olmasın mı? Emin misin Deniz Kızı? Deniz Kızı. Beyaz ev. Şey var Deniz ya, Monamur var şeyde. Evet, şeyde Maltepe'de Monamur var. Kristal mi var bir de, ne var? Kristal. Oo, bakıyorum bayağı pavyoncusunuz. Biz pavyoncuyuz, haberimiz yok. Parlament var. Şeyde, siyah beyaz var, böyle kocaman tabelası var şeyde. Siyah, otobüste beyaz. Geçerken. Siyah beyaz. Evet, Çankırı Caddesi'nde evet. Geçerken sağda. Böyle hatta şeyinde bir tane kız ve erkek var. Kız beyaz. Aynen. Erkek siyah.
Ne kadar konsepte uygun yani, fark ettiniz mi? Şey var, Elhamra. Elhamra mı öyle bir... Elhamra. O evet. Da Çankırı Caddesi'nde. Genelde işte okuduğumuz isimler bunlar. Ben hani öyle çok... Ya yani siz de tabii okuduğunuzdan biliyorsunuz onu. Tabii işte otobüsle. Buradan pavyondaki şefimize Mehmet abiye. Şef garson Mehmet abi. Çok selam söylüyor. Ruba abi akşam orada. Burak Türk konuğumuzdu. Anlatacaklarım vardan bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sizin de anlatacaklarınız varsa yorumlara bekliyorum. Belki bir gün siz de burada konuk olursunuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler. Araç kiralayabilir arkadaşlar. Evet, Ankara'daysanız Burak Bey'den araç kiralayın. Kesinlikle. Boşta olursa tabii. Ya canım. Pavyona giderken araç mı lazım? Hemen yap. Hemen. Yok abi, pavyon araba mı verilir? Bitti mi? Bu garip sessizliği de koyacağım. Garip sessizlik bitti böyle.